Uzun Göl bildiğiniz üzere sadece Türkiye'ye değil dünyaya mal olmuş bir büyük bir marka, bir turizm markası. 2019 verilerine baktığımızda da 3,5 milyon turisti ağırlamış. Pandemi döneminde de yine istatistiklerle beraber Türkiye genelinde en uygun fiyatlarda odalarını hizmete veren bir bölge. 2022 yılında da yine turizme bütün işletmecilerimiz olarak Bismillah deyip başladık. Sorunsuz bir şekilde ilerliyoruz. Orta Doğu'dan gelen misafirlerimiz ağırlıklı. Ülkemizin ve ekonomik olarak da enflasyonun etkisiyle birlikte maalesef yerli turistlerimizde bir azalma söz konusu. Ayrıca bunda da okulların henüz tatile girmemesinin de etkisi var. Ama bunun haricinde Uzun Göl'de şu an Orta Doğu'dan gelen misafirlerimiz var. Kuveyt, Katar, Bahreyn, Ürdün gibi ülkelerden gelenler var. Bizler 2022 yılında henüz imarı oturmamış olan Uzun Göl'deyiz şu an. Ve 2004, 2008, 2014, 2018 yıllarında imar planları çıkarılmış. Vatandaşların talepleri dikkate alınmadığından, hali hazırın dikkate alınmadığından ötürü hepsi iptal olmuştu. Bizler Uzun Göl'lüler artık kına geldi dercesine bu konudan çok muzdaribiz. Maalesef kaçak yapılaşma da imar planının olmamasından ötürü gerçekleşmişti burada. Biz Uzun Göl'lüler olarak bir imar planı istiyoruz. Bütün derdimiz budur. Daha kontrollü bir yapılaşmayla beraber turizm sezonuna devam etmek istiyoruz. Bildiğiniz üzere 3 aylık bir turizm var Uzun Göl'de. Bu Uzun Göl yine istatistiklerle beraber Trabzon ve civar olan illerdeki çekim gücünü elinde tutan bir nokta. Şimdi biz Uzun Göl'ü sadece 3 ay değil 12 aya çekebilirsek, yani 3,5 milyon turisti değil de biz bunu 5 milyon 10 milyon gibi bir rakama 12 ay boyunca çıkarabilirsek, bundan hem Trabzon şehir merkezindeki otellerimiz, bütün esnaflarımız, Rize, Artvin, Ordu, Giresun ve bütün ülke olarak bundan hep beraber bu nimetinden faydalanabiliriz. Bizim amacımız gerçekten ülkeye katma değer katmak, hizmeti doğru bir şekilde verebilmek. Özetle biz Uzun Göl'lüler olarak imar planını bir an önce istiyoruz. Şunu da söyleyelim. Plan hazırlanırken sosyal bir devlette olması gereken ortak akıldır. Yani burada yaşayan insanlarla beraber iletişim sağlamadan çıkarılan planların hiç büyük mü yoktur. Biz Uzun Göllüler olaraktan şöyle bir önerimiz var. Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığımızın kendisinin olacak olduğu bir toplantı istiyoruz. Ayrıca da Uzun Göl 9 adet koruma kurulu tarafından korunan bir bölge. Korunan bir bölge olduğu için kendi sınırları, kendi alanları, kendi kanunları olan kurumlar olduğundan dolayı bu kurumların da o toplantıda olması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca Trabzon Büyükşehir Belediye'miz, Çaykara Belediye'miz ve Uzun Göl'lü vatandaşların da olacak olduğu bir toplantıyı istiyoruz. Bu toplantıdan çıktığımız zaman 3 olur, 5 olur, 10 olur karşılıklı bir şekilde istediklerimizi ifade edelim, olur veya olmaz neyse. Biz mahkemeye gitmek istemiyoruz, iptaline neden olacak şeyleri istemiyoruz. Sosyal hukuk devletine göre hukuki olarak olması gereken temeller neyse onlara riayet ederekten biz imar planımızı istiyoruz. Bir şey daha söyleyelim. Bir teleferik çalışması var, bir projesi var. Henüz imar planı olmadan teleferik projesinin ihalesi veriliyor. Yani mantık olarak sıralamaya göre çok ters bir durum. İmar planı olmadan nasıl projeyi verebilirsiniz, nasıl projenin ödemesini alabilirsiniz, nasıl onayını verebilirsiniz? Şimdi Uzun Göl Merkez Camisi'nin hemen sol tarafında sağlık ocağı ve jandarmanın olduğu bölümün hemen arka tarafında konuşlandırılmayı düşünülüyor bu projede teleferik. Ve koydukları yer Uzun Göl'ün silüetine etki edebilecek alan ve de ÖÇK alanı. Yani oraya siz hiçbir şekilde yapı yapamazsınız. Yani Uzun Göl koruma planı çıkarıyoruz diyerekten vatandaşların yapı yapmasını engelleyici her türlü yaptırımı yapmaya çalışıyorsunuz. Ama biz koruyacağız dediğiniz yine aynı alan içerisinde siz gelip teleferiği koyacaksınız. Peki koruduğunuz yerde şu gözümüzün önünden şuraya bir direk ve buradan da tam zirveye, garisteri yalasına bir hat koyacaksınız. Yani koyduğunuz şeyle silüeti bozmayacak mısınız? Evet bozacaksınız. Yani profesör olmanıza gerek yok. Mikrofonu tutun, 1000 tane insana sorun. 999 tanesi buna evet kesinlikle bozacak diyecektir. Biz devletin de yapacak olduğu projede hukuka göre davranmasını bekliyoruz. Teleferiğin yeri yanlış, daha uygun, silüete etki etmeyecek olan bir yerde onun planlanmasını bekliyoruz. Teleferik gelirse kış turizmi
olur, kayak turizmi de olur, yaylalar arasında bağlantılarımız olur. Dediğim gibi 3,5 milyon değil, biz 10 milyon turisti de burada kesinlikle ağırlayabiliriz. Yıllık 200 milyon dolar gibi katma değer olduğu söyleniyor kesinlikle. Ülke ekonomisine. 12 aylık turizmi çevirme adına çalışmalar var. Master planı var mı? Üniversite bu işin neresinde? Birlik neresinde? Şehir plancıları bu işin neresinde? Maalesef şehir plancılarımızın çok bir etkileşimi yok. Üniversitelerimizin pek bir şeyi yok, müdahalesi yok. Dediğimiz gibi 9 adet koruma kurulu tarafından korunuyor. Ve kurumların birbiri arasındaki çatışmalar bir araya gelip de ortak akılla çözme yönelimine girilmediği için her gün biz elektrik kesintisini, altyapı sorunlarını, imar sorununu 62 yılından beri konuşuyoruz ve değişen hiçbir şey yok. Yani yeter artık, biz 2022 yılında doğa turizmini konuşmak istiyoruz, ekoturizm konuşmak istiyoruz, sürdürülebilir turizmi konuşmak istiyoruz, yayla turizmini konuşmak istiyoruz, teleferik kayakları konuşmak istiyoruz ama 20 yıldır imar planından başka maalesef alabildiğimiz bir yol yok. Yani maalesef Bakan Bey'le yine biz iletişim halindeydik. Evet, belli bir şeye kadar gidiyoruz, bir yol kat ediyoruz. Birden bir olay oluyor ve sarbaşa yapmak zorunda kalıyoruz. Ve insanlar hakikaten sosyolojik olarak da çok yıprandı bu konudan. Bizler son ana kadar o imar planında taleplerimiz oturana kadar geri adım atmayacağız kesinlikle. Burası bir hukuk devleti. Hukukta da bütün haklarımızı sonuna kadar platform olarak STK'larımızla birlikte koruyacağız. Son söz buradan Türkiye'ye, Trabzon'a, memlekette Avrupa'ya, gurbetçilere, Kadırga TV'den bir turizmci olarak, Uzungöl'lü olarak, Trabzon olarak neler söylemek istersiniz? Trabzon çok güzel, Doğu Karadeniz çok güzel. Karadeniz'e veyahut Trabzon'a veyahut çevre illere gelmeyen insanlarımız varsa, o şehrin büyük kalabalığından kendinizi böyle zaman ayırın ve 3 gün bile olsa, bir hafta bile olsa kendinizi şöyle doğaya bırakın. Kuş sesleri şu an duyuluyor. Bilmiyorum mikrofon alır mı ama. Kendinize zaman ayırın ve bu güzelliklerin tadını çıkarın.